Kırım Tatar Türklerinin anavatanlarından sürgün edilmelerinin 71. yıl dönümü anma törenleri gergin geçti. Sovyetler Birliği'nde Stalin yönetimi 1944 Mayıs'ında 200 bin Tatar'ı Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürmüştü. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği anavatanları Kırım'da bugün de baskı altında yaşayan Tatarlar matem mitingi düzenleyemedi. İzinsiz gösterilerde ise en az 60 kişi gözaltına alındı. Bahçesaray'daki resmi törenlerde konuşan Kırım Başbakanı Sergey Aksiyonov, Rus bayrağı altında dostluğumuzun güçleneceğini ve yeni Kırım'ı birlikte inşa edeceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kırım'ı topraklarına katması sonrasında binlerce Tatar Ukrayna'nın batısına göç etti. Başkent Kiev'de bulunanlar Bağımsızlık Meydanı'nda toplanarak sürgün kurbanlarını andı. Kiev Operası'nda ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun da katılımıyla bir tören düzenlendi. Törende söz alan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, sürgün yıllarında vatanlarına dönmek için mücadele veren Kırım Tatarlarının şimdi de özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiğini dile getirdi. Bu arada yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım 2014 yılında uluslararası hukuk hiçe sayılarak ilhak edilmiş, bölgede hak ihlalleri yeniden başlamıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur değerlendirmesinde bulundu.